İçerideki tartışmamız da Mavi Vatan'la ilgili. CHP'li Namık Dal'ın geçtiğimiz günlerde mecliste yaptığı konuşmada Mavi Vatan'la ilgili masal ifadesini kullanması hem Hulusi Akar hem de partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepki gördü. Bu tartışma niye başladı? Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Yani sonu nereye varır? Varabilir mi bir yere? Ya ben bir yere varacağını düşünmüyorum. Yani şöyle, şeyin ön adına baktım da yani bayağı bir Siyonist bakan. İsrail. Adı da İsrail. Yani. Evet. Adı da İsrail. Y var sadece başında. Ama öyle söyle, İsrail. Hı-hı. İsrail diye okunur ya. İsrail Katz. Onu aklıma takılmış. Katz yanlış zaten mı? Katz. Evet. Katz'den geliyor. Katz'den geliyor. Aklıma o takılmıştı. Çünkü bu şeydir. Yani kolay verilebilecek bir isim değildir. Hep söylerim. Selçukluların kurucusu Selçuk Bey'in oğullarından birinin adı da İsrail'dir. Hmm. Selçuk Bey ve Hazara Türklerindendir. Hazara Türkleri de Yahudidir. Yani zannedildiği gibi Türklerin ilk tek tanrılı dini İslam değildir. Hala Yahudi Türkler var. Evet. Türkiye'de de var. Hazara bölgesinde Hazara Türkleri denilen Türkler Yahudidir ve Selçuk Bey de Hazara Türk Devleti'nin komutanlarından biridir. Kendi beyliğini kurana kadar. Sonra İslamiyet'e geçiyorlar. Ama muhtemelen Selçuk Bey'in kendisi bir Musevi olarak vefat ediyor. Hmm. Tuğrul, en büyük oğlu Tuğrul kendisinden sonra tahta geçiyor ki Selçuk Bey 107 yıl yaşıyor. 107 yaşında vefat ediyor. 4 oğlu var. Tuğrul, Musa, İsrafil ve İsrail. Yani şey bu. Çocukların isimleri bu. O bakımdan bunun adı da İsrail'miş. Sonra güneye doğru genişleyince Selçuklu ailesi, Sultan ailesi, saray, İslamiyet'e önce Şiiliğe, daha sonra Abbasi halifeliği hanedanı nedeniyle de Sünniliğe geçiyor ve daha sonra katı, hatta şey işte İmam Gazali aracıyla Şafiliği resmi mezhep haline getirmeye çalışıyorlar. Yani o kadar katı bir noktaya varıyor. Oğuz Türkmen ayaklanmasının nedeni de bu. Ona baktım. Buyurun. Mavi Vatan tartışması birdenbire geldi. Şimdi Namık Tan'ın ben deneyimli bir diplomat olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Büyükelçiliği'ne başlamadan önce de Dışişleri Bakanlığı'nda genel sekreterlik gibi önemli bir görev yaptığını biliyorum. O dönemden beri de ben kendisini tanırım. Bilgili, deneyimli bir diplomattır. Bir de Amerika Birleşik Devletleri nezdinde büyükelçilik yapmak her zaman önemlidir. Ve böyle büyükelçilerin de Türkiye'de önü genellikle açıktır. Ben Namık Tan'ın yani iktidar partisinde değil, muhalefet partisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunmasını çok önemserim, önemsedim. Bu farkı hiç akıldan çıkarmamak lazım bütün değerlendirmeleri yaparken. Ben sözünün maksadı açtığını düşünüyorum. Çünkü Mavi Vatan tartışması önemli bir tartışmadır. Şimdi AKP siyaseten ikiyüzlü bir parti. Hele Hulusi Bey hiç konuşmasın. Hulusi Bey Ergenekon tezgahının kurulması döneminde sesi hiç çıkmamış komutanlardan biridir. Öyle. Hiç çıkmamış. Sonra da AKP hükümetinde bakanlık yaptı. Kendi arkadaşları yani önce Akıncı üstünde konuşacaktı. Akıncı üstünde konuşacaktı. Orada bir karanlık dönem var. Meclise gelip ifade vermeyen bir genelkurmay başkanı. Hele Hulusi Akar'ın Vahmi Vatan'a, Mavi Vatan'a sahip çıkmasını hiç anlamak mümkün değil. Samimi ve doğru bulmuyorum. Mavi Vatan kavramını atan Cem Gürdeniz'dir. Amiral Cem Gürdeniz'dir. Tüm amiraldir. Son derece entelektüel, iyi yetişmiş bir amiraldir ama 3,5 yıl onu Silivri'de tuttular. Onu da tuttular. 3,5 yıl. Evet. Neden 3,5 yıl Silivri'de kaldı diğer amiraller gibi? Çünkü Mavi Vatan kavramını onlar o Mavi Vatan kitabının adıdır zaten. Şimdi onu başka bazıları da sahiplenmeye çalışıyor. Hayır, Mavi Vatan kavramının ortaya atılması tutuklanma nedenlerinden biridir. Tutuklanma nedenlerinden tabii, biri. Nedeni şu çünkü. Ege'deki Türklere ait adaların Yunanistan tarafından işgal edilerek Yunan topraklarına katıldığının ilan edilmesi ve buna AKP'nin hiç sesini çıkarmaması, bu çok ilginç bir durum. Yani bu ileride başlı başına araştırılması gereken bir durum. Gerçekten hiç sesini çıkarmadı.
Yani bir Yunanistan'la, çünkü Amerika'nın iktidarı hassastı. Yani AKP'nin tek önceliği neydi biliyor musunuz? Cumhuriyeti yıkmak. Laik devleti yıkmak. Bu nedenle işte adaymış, kayalıkmış, şeyi işgal etmiş. Bunların bazıları son derece büyük. Yani için üzerinde hayat olan adalar. Yani canlıların yaşadığı adalar. Her birine Yunanistan bayrak çekti, karakol kurdu, asker yerleştirdi. Benim bildiğim 18 ada Yunanistan tarafından, Türkiye'ye ait 18 ada Yunanistan tarafından işgal edilerek Yunan toprağı ilan edildi. Ve AKP ve sesini çıkarmadı. AKP sesini çıkarmadı. O dönemde Fethullahçı çeteyle birlikte kurulan kumpasla milli donanma, milli gemi yani MİLGEM projesi çökertildi. Yani Cem Gürdeniz ve arkadaşları ve diğer amiraller, şimdi hepsinin adını mesela bize de sık sık çıkan Türker Amiral. Türker Ertürk. Türker Ertürk o zaman Deniz Harp Okulu komutanıydı. Bunu protesto etmek için istifa etti. Yani o dönemde komuta kademesindeki kimse buna karşı direnmedi. Şimdi siz mavi vatan kavramını ortaya atanları hapsedeceksiniz. 3,5 yıl hapis atacak bu insanlar. Yurtsever subaylar. 3,5 yıl hapis atacak. Sonra Hulusi Bey, Harbiye Nazırı, eski Harbiye Nazırı Hulusi Bey kalkacak. Mecliste muhalefet sıralarına parmak sallayacak. Hadi oradan ya. Asker, meclistekilerin kendi askeri zannediyor. O parmağı şeyde Akıncı üstünde darbecilere karşı sallayacaktı. Evet. Sonra boynunda bir izle çıktı. Boynuna ip bağladıklarını falan iddia etti. Kemer gibi galiba. Ama şey, bütün ifadeleri de orada fındık fıstık yiyordu. Çay kahve servisi yapılıyordu. Fındık fıstık yiyordu. İkna etmeye çalışıyorlardı diye ifadeler var. Kalkacak muhalefet partilerine bir de şey yapıyor. Bağırıp çağırıyor. Azarlamaya kalkıyor. Yani bir kere siyasi bir nezaketten yoksun. Tabii. Yani sonra da mavi vatan kavramına sahip çıkacak. Hulusi Bey, mavi vatan kavramına Ergenekon kumpası sırasında niye sahip çıkmadınız? Neredeydiniz? AKP, Fethullahçı çeteyle birlikte yurtseverlere karşı kumpas kurarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı geliştirilmiş en büyük saldırılardan biridir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet'in başlangıç ilkelerine ve temel niteliklerine uygun davranmak konusunda bir çaba içindeydi tam o dönemde. Bütün komuta kademesini harcadınız, bütün şeyin en parlak subaylarını harcadınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Bunu zaten kendileri de itiraf ediyorlar. Ya o kumpaslarla o boşluğu hala dolduramadık diyor. Yaşar Güler söyledi geçenlerde. Şu anki Milli Savunma Bakanı, eski bir önceki Genelkurmay Başkanı. O açığı biz kapatamadık dedi. En parlak subayları harcadınız, en iyi eğitimli subayları harcadınız. Bunlardan biri Cem Gürdeniz'dir. Cem Gürdeniz'in mavi vatan kavramı dünyanın her yerinde, ben Namık Tan'ın bunu düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra yaptığı açıklamalarda mavi vatan kavramına ve gök vatan, yani göklerdeki egemenlik. Vatan kavramı bir bütün çünkü, ama mavi vatan gökten daha somut bir şeydir. Denizdir çünkü. Sizin kara sularınız, saha, şey, kıta sahanlığı, alanı vesaire. Bu sizin sınırlarınızı belirler. Bizim Ege'de sadece kıyılarda değil, denizde de bir sınırımız var. Tabii. Denizde de bir sınır var. Akdeniz'de de bir sınır var. Ben Hulusi Bey'e soruyorum, merak ediyorum. Murat Emir de sormuş. Doğu Akdeniz'de niye mavi vatan kavramı aklına gelmedi? İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır, o zaman darbeci diye nitelemişlerdi, Sisi vardı. Tabii. Mısır'la diplomatik ilişkileri yoktu Türkiye'nin. Bölgeye el koydular. Türkiye'nin sonra Fatih, aramaları taramaları Fatih beraber yapıyorlar. Falan gönderdiler. Yalandan gitti, dolandı, geldi filan. Orada Türkiye yok. Yok canım, onlar anlaştılar ben, artık. Fatih Kıbrıs arama gemisinin vesaire personelinin yönetimin hepsini tenzih ederim. Ama iktidarın yanlış politikalarının sonucudur. Bölgede tecrit edildi. Evet. İsrail ilişkisi yok, bozuk. Mısır'a darbeci demiş, dünyanın hiçbir ülkesi darbe demiyor. Suudi Arabistan bile darbe demiyor. Şimdi de görüşmek istiyorlar. Şimdi görüşmek istiyor. Gitti elini sıktı zaten yani. Şey oldu yani, tükürdüğünü yalamış oldu. Tabii. Türkiye. Yani Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bu yani bizi rencide ediyor. Bizi üzüyor. İsrail'le kötüsün, Kıbrıs Rum yönetimiyle kötüsün, Türkiye'nin diplomatik ilişkileri son derece kötü. Kıbrıs Rum yönetimiyle bir ilişkimiz yok zaten. Tabii. İlişki yok, bir şey hali devam ediyor zaten. Hala resmi olarak ateşkes var orada. Yani savaş durumu ortadan kalkmış değil. Uzun süreli bir barış ve istikrar olmakla birlikte hukuki durum ateşkestir Kıbrıs'ta. Mısır'la şey yoktu, ilişkiler kesilmişti. Doğu Akdeniz'i kaybetti Türkiye.
Doğu Akdeniz'deki haklarını da kaybetti. Kaybetti. AKP iktidarı nedeniyle. Hulusi Bey neredeydi ya? Bunun bir bölümünde Genelkurmay Başkanı, diğer bölümünde de Harbiye Nazırıydı. Yani Milli Savunma Bakanı, yeni deyimli. Yani. Yoktu. Yoktu. O zaman durup düşüneceksin. Yurtseverlerin ortaya attığı kavramlara sahip çıkmaya çalışmayın. Namık Tan'ın sözleri bir talihsizlik olmuştur, kabul edilemez. Yani Mavi Vatan öyle masal falan değildir, hı hı. somuttur. Hı hı. Son derece somuttur. Türkiye'nin denizlerdeki hakkını ve hukukunu savunmakla ilgilidir. CHP'de durumu düzeltmek için bir açıklama yaptı. Umarım Namık Tan'ın kendisi de yapar. Değerli bir diplomattır, bilgili bir diplomattır. Ben düzelteceğini zannediyorum, bekliyorum. Çok az süremiz kaldı ama bir konuya daha değinmek istiyorum. Tuğrul Türkeş'in biliyorsunuz Osman Kavala ve beraberinde cezaevinde olan Gezi Direnişi davası tutukluları var. Onları ziyareti. Tuğrul Türkeş'e MHP'lilerden sürekli tehditvari açıklamalar geliyor. Ve arada bir dolayısıyla sözlü çatışma yaşanıyor. Bu nereye kadar gider? Valla ben Tuğrul Türkeş'le dün konuştum biliyorsunuz. Haber toplantısı sırasında konuştum. İzin çıktığını ve gideceğini söyledi. Bir 10 gün içinde gideceğini söyledi. Bir hafta 10 gün dedi. Evet. Bana kullandığı kavram o. Gideceğim dedi. Bu tehditler falan da vız gelir dedi. Bugün de bana bir mesaj atmış. Bir şeye girmeden önce bir mesaj atmış. En son şeyin biliyorsunuz MHP yöneticilerinden biri soyadı yakışmıyor ona filan demişti ya. Evet. Onun için demiş ki ilginç şey. Siyasi hayatına Hülya Avşar'dan fırça yiyerek başlayan bir kavanoz ülkücüsünün hezeyanını ciddiye almam demiş. Bu kavanoz ülkücüsü dediği kim bakalım? Hülya Avşar ona niye bir magazini de var işin. Hülya Avşar'dan MHP Genel Sekreterine sert cevap. Sana ne lan? Ben özür diliyorum ve bu kavramı kullanıyor. Hülya Avşar kullanıyor. Bekliyorum seti. Hadi gel diyor Hülya Avşar. Olay da şu. Hülya Avşar güya 12 Eylül öncesinde ölen, 12 Eylül döneminde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı veda mektubu Ankara Yazı filminde rol alıp Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesini oynayacakmış. Hı hı. Buna MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman tepki göstermiş. Kendi çocuğuna anne olmaktan uzak bir tip şehidimizin annesi rolünde oynayamaz demiş. Şimdi iki hakaret var burada. Bir, kendi çocuğuna anne olamadığını nereden biliyorsun? Yani bir anneye bu söylenmez. Tabii, tabii. Yani kızı Zehra'ya ben annelik yaptığını düşünüyorum ve hala beraberler. İki, eleştireceksen böyle davranılmaz ya yani bir sanatçıya karşı. Beğenirsin, beğenmezsin. O da sana ne lan diye cevap vermiş. Sete bekliyorum, gel demiş. Çağırmış ya. Tabii, tabii, ben oynayacağım bu rol. Hadi gel engelle demiş. Rütük kuralları gereği lan sözünü geri alıyoruz şey adına, Hülya Avşar adına. Şimdi bu da diyor ki kavanoz ülkücülerinin tehditleriyle ben bu ziyaretten vazgeçmeyeceğim. Bu Tuğrul Türkeş'e ait bana attığı mesaj. Ben kendisine bunu paylaşabilir miyim diye yazdım. Elbette tabii ki demiş. Açık bilgi zaten demiş. Hı hı. Not düşmüş açık hı hı. bilgi diye. Yani burada ben gösterebilirim. Gidecek Tuğrul Türkeş evet. yani ziyarete. Şimdi 10 gün içinde gidecek. Zaten dün söyledi burada size. Burada Metropol Araştırma Şirketi'nin son yaptığı ki iktidara yakın bir araştırma şirketiydi biliyorsunuz. Metropol Araştırma'nın 8 son, puan falan var. Son yaptığı araştırmada AKP kararsızlar dağıtıldıktan sonra %26, CHP yaklaşık %24. %24 oya sahip. %34 oya sahip. Dedim ben de ne oluyor? %26. 8 puan fark var aralarında. %26 AKP, %34 CHP. Ve CHP yükselmeye devam ediyor. Yani ve bir AKP'de, ayda 6 puan gerilemiş evet, AKP. Efendim? Bir ayda 6 puan 6 gerilemiş. AKP'deki çözülme derin. Çözülme derin. Ben şöyle yorumluyorum. Ben Tuğrul Türkeş'in kendisine de sordum. Biz davet ettik Tele1 yayınına katılacak. Orada daha açık bir şekilde sorarız hangi programımıza katılacaksa eğer. Ben AKP yönetiminin bilgisi dışında davrandığını, hele Sayın Erdoğan'ın bilgisi dışında davrandığını zannetmiyorum. Öyle mi? Ben Batı ile ilişkiler artık bu kadar fazla germenin AKP açısından bir sorun olduğunu fark ettiler ve Tuğrul Türkeş üzerinden Avrupa Parlamentosu ile olan gerilimi düşürmeye çalışıyorlar. Bir yandan da MHP ile mesafeyi bu yolla açıyor
açmaya çalışıyor. MHP vesayetinden kurtulmaya çalışıyor. Yani CHP ile normalleşme falan dedi, baktı olmuyor. Tekrar MHP'yi kaybetmeyi göze alamadı. Ben Tuğrul Türkeş üzerinden Avrupa Parlamentosu'na bir mesaj vermeye çalıştığını AKP'nin düşünüyorum. Ha, burada şunu söyleyeyim. Tuğrul Türkeş bir danışıklı dövüş yürütmüyor. Bu davranışında Tuğrul Türkeş samimi. Daha önce de açıklama yapmıştı zaten. O nedenle bu kadar bir hafta beklemelerinin nedeni budur. Yani cevap vermek için bir hafta 10 gündür cevap vermemelerinin, yani görüşme izninin çıkmaması nedeni bu. Değerlendirdiler. Yani Adalet Bakanı mutlaka Erdoğan'a sordu. Değerlendirdiler ve bundan yararlanmaya karar verdiler. Evet. Bu Tuğrul Türkeş'ten bağımsız, nesnel bir durum diye düşünüyorum. Kapatmak zorundayız. Çünkü vaktimizi açtık. Bizden sonra Söz Bizde programı var. Sevgili Burçin Atılgan ve hukukçu Salim Şen'in birlikte bulunduğu program. Cem Gürdeniz değil mi? Yanılmıyorsam. Şimdi Mavi Vatan konusunu konuştuk. Cem Gürdeniz Söz Bizde programının ilk konuğu. 10 dakika sonra televizyon ekranlarında olacak. Ve Mavi Vatan kavramının nasıl ortaya çıktığını, ne anlama geldiğini anlatacak. O bakımdan bütün seyircilerimize Tele1'den ayrılmamalarını, Söz Bizde programını kaçırmamalarını önerelim. Hoşçakalın.